بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين بحرمة سيد المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه سوى الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين عزيز مؤمنين Muhterem Müslümanlar, mübarek Ramazan-ı Şerif geldi. Bütün dileğimiz, temennimiz, Allah'tan niyazımız, bu Ramazan-ı Şerif'i bütün insanlığın hidayeti için bir vesile ve bir vasıta kıl ya Rabbel Alemin. İnsanlık, bütün dünya üzerinde yaşayan insanlık adeta cehenneme doğru, kahrolmaya doğru, mahvolmaya doğru giderken Arş-ı Âlâ'dan Ramazan-ı Şerif geliyor. Arş-ı Âlâ'dan insanlığı terbiye etmek üzere, insanlığı ıslah etmek üzere, zamanımızın en büyük putu olan nefsi ıslah etmek üzere Ramazan-ı Şerif geliyor. Ey insanlık! Hiçbir terbiye yolu, hiçbir terbiye metodu Allah'ın gönderdiği terbiye, Allah'ın gönderdiği terbiye usulü gibi olamaz. Ramazan ayına kulak veriniz, Ramazan orucuna gönüllerinizi açınız. Ey insanlık, Ramazan'la ıslah olunuz, Ramazan'la Allah'a gidiniz, Ramazan hilaliyle yükseliniz, Mevla'yı bulunuz. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri müminlere hitap ediyor. Müminler ne ulvi insanlardır. Müminler ne büyük insanlardır. Allahu Teala onlara hitap ediyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Ey iman etmek şerefine nail olanlar. Ey iman etmeyenlerden, kafirlerden seçilip, süzülüp, huzuruma gelen müminler şeklinde hitap ediyor. Yalnız müminlere, yalnız Müslümanlara hitap ediyor Cenab-ı Mevla. Buyuruyor ki, kütübe aleykümüs sıyam, orucu hasseden sizin üzerinize farz kıldım. Orucu size emanet ettim. Oruç sizin üzerinize bir ibadet olarak geldi. Mümin sıfatını taşıyanlara hitap ediyor. Mümin sıfatını taşımayan insanlara Ramazan'dan hiçbir pay ve hiçbir hak yok. Mümin sıfatına dikkat edeceğiz. Ey müminler, Ramazan yalnız size farz kılınmıştır. Orucu yalnız müminler tutar. Orucu yalnız Müslüman olanlar tutar. Mümin ve Müslüman olmak nüfus kağıdında Müslüman yazmakla olmaz. Bütün haliyle, bütün teveccühatıyla, bütün varlığıyla Allah'a ibadet etmek şartıyla Müslüman olabilir. Mümin eliyle, ayağıyla, diliyle, düşüncesiyle, kalıbıyla, kalbiyle, bütün erkanı ve eczasıyla Allah'a iman ettiğini ispat eden, namaz kılan, oruç tutan ve bütün evamiri ilahiyeyi yerine getiren insandır. Sadece şekilden ibaret ve sadece nüfus kaydında Müslüman yazmasından ibaret bir Müslüman kabul etmiyoruz. Müslüman, İslam'ı yaşayan insandır. Müslüman, bütün hayatından İslam okunan insandır. Bütün harekatıyla Allah'a teslim olan insandır. Ramazan'da, Ramazan ayında oruç tutmak suretiyle Allah'a teslim olmayan insan,
Ramazan ayında elinde sigarayla dolaşan, Ramazan ayında ayaküstü yemek yiyen, meydanda açıkça yemek yiyenlere ben Müslüman diyemem, mümin diyemem. Allah'ın huzurunda Allah'a teslim olmak şuuru içinde Ramazan'da ağzına, diline, eline, ayağına sahip olması ve Ramazan'ı, orucu emreden Allah'a teslim olması lazım. İman ehli, müminlerin şiarı budur. Onun için Cenab-ı Hak, ey iman edenler, orucu size ben emrediyorum. Oruç tutmakla sizi mükellef tutuyorum. Gayrimüslimleri değil diyor Cenab-ı Hak. Gayrimüslimleri değil. Şimdi biz bu ayet-i kerimeye dayanarak sokaklarda, caddelerde, çarşılarda şu Müslüman memlekette alenen ve açıkça meydanda oruç yiyen insanlara şu nazarla bakarız. Dikkatinizi rica ediyorum. Şu nazarla biz zahire hükmederek şu görüşle hareket ederiz. Oruç müminler içindir. Orucu müminler tutar. Dışarıda oruç yiyen adam ya mutlaka delidir. Deli olduğu için, hani deliler oruç tutmakla mükellef değillerdir. Dışarıda oruç yiyen adam eğer deli ise, deli olmuşsa, cinnet getirmişse, çıldırmışsa böyle bir adamın sokakta dolaşmasına fırsat verilmez. Derhal akıl hastanesine alınır. O halde dışarıda oruç yiyenler açıkta meydanda deli olamazlar. Eğer deli olsalardı mutlaka bir klinikte, bir akıl hastanesinde tedavi altına yahut bir nezaret altına alınırlardı. Dışarıda alenen oruç yiyenler hayvan mıdırlar? Zira hayvanlar da oruç tutmazlar. Hiçbir hayvan oruç tutmaz. Aklı olmadığı için, mükellef olmadığı için. Ama dışarıya baktığımız zaman bunlar hayvan da değillerdir. Hayvan da olamazlar. Zira insan haliyle, insan yoluyla hareket etmektedirler. Eğer Müslüman olsalar mutlaka oruç tutacaklardı ve oruçlarını açıkça ve alenen yemeyeceklerdi. Eğer hasta olsalardı, hasta mideden, bağırsaktan, böbrekten, karaciğerden, akciğerden neyse çetin ve tedavisi gayri kabil bir hastalık içinde kıvransaydı, böyle sokakta dolaşmayacaktı, ya evinde tedavi görecekti, ya hastahanede bulunacaktı, alenen sokakta bir şey yiyemeyecekti Müslüman hastalar. Eğer başka bir şık, başka bir yol kalmıyor, öyleyse ben zahire hükmederim, dışarıda açıkça oruç yiyenler mutlaka Müslüman değil, mutlaka mümin değillerdir. Başka ne izahlar mı kalmıyor? Başka bir şekil bulamıyorum. Ya eyyühellezine amenu, kütübe aleykümüs-siyam diyecek Allah-u Teala ve müminlere oruç tutmayı yalnız müminlere bırakacak. Müminler sadece orucu tutacak olacak. Mevzuna ve ayet-i kerimenin böyle gelmesine bakıldığı an dışarıda hiçbir Müslüman oruç yiyemez. Hiçbir mümin açıktan oruç yiyemez. Öyleyse o adam mutlaka Allah'a, mutlaka Allah'ın emrine iman etmediği için, Allah'a teslim olmadığı için açıktan oruç yemektedir. Bu şekilde neticeye varıyoruz. Cenab-ı Hak nefsimizi ve neslimizi Ramazan ayı içerisinde açıkça elindeki sigarayla Allah'a isyan eden, küfrünü ortaya koyan insanların şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bu ibadeti, bu farizayı, orucu emretmiş olmasında en mühim bir hikmet, müminleri Cenab-ı Hak terbiye etmek istiyor. Kendisi Rabbül Alemin ya, bütün alemleri terbiye eden Allah. Bütün mahlukatı, mevcudatı yetiştiren, yerleştiren, yaşatan, hayat veren, şekil veren, renk veren, biçim veren, dekor veren, yalnız ve yalnız Allah-u Teala Ramazan hilaliyle, Ramazan orucuyla müminlere bir şekil vermek istiyor. Müminlere bir kalıp vermek istiyor. Müminlerin cennete gitmesini murad ediyor. Cennete gitmek için
terbiyesine, Allah'ın beni kıvama getirmesine ihtiyacın yok diye isyan eden insandır. Bütün dünya profesörleri, bütün dünya pedagogları, bütün dünya psikologları bir araya gelseler, insanı terbiye etmek için metot arasalar, çare arasalar, yol arasalar, Ramazan orucu kadar insanı, insanın nefsini, insanın ahlakını, insanın vicdanını bu kadar güzel terbiye etmek üzere hiçbir metot bulamazlar. İnsanı Allah yaratmıştır. İnsanı Allah yarattığına göre insana en güzel şekil veren, insana en güzel kalıp veren, insanı en güzel terbiye edecek olan mutlaka ve mutlaka Allah'tır. Allah da Ramazan ayında oruç ibadetini müminlere farz etmiş bulunuyor. Bu şekilde iman edeceğiz. Bizim Allah'a olan imanımızın bir eseridir. Oruç Allah'a iman etmenin bir eseridir. Alenen orucu yiyen Allah'ı inkar etmesinin eseri olarak bunu yapıyor. Netice budur. Efendiler, bir diğer ayet-i kerimede Allah-u Azimüşşan bu manayı ifade ederek, bu manayı murad ederek şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu, yine ey iman edenler, ey müminler, müminlere Allah'ın muhabbeti var. Müminlere Allah'ın rahmeti var. Müminlere Allah'ın meveddeti var. Mümin olanlara. Ey müminler! İste'inu bis sabr ve salah. İnnallâhe ma'as sabirin. Ey müminler! Bütün hayatınız boyunca, bütün işlerinizin başında, bütün harekatınızın başında sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. Buradaki sabır kelimesini tefsir alimlerimiz oruç diye tefsir ediyorlar. İste'inu bis sabr ve salah. Oruçla ve namazla istiane ediniz. Allah'tan yardım dileyiniz. Zira oruç tutmak suretiyle hayatın bütün meşakkatlerine bir Müslüman göğüs gelecektir. Oruç tutmak suretiyle mümin aç kalacaktır. Susuz kalacaktır, meşakkatlere katlanacaktır ve böylece ruhen kıvama gelecektir, iradesi kuvvetlenecektir, azmi ve bütün kudret-i melekiyesi, kuvve-i melekiyesi kuvvetlenecek ve sağlam olacaktır. Bir kıtlık olduğu zaman mümin sabır etmesini bilecektir. Yokluk olduğu zaman mümin dayanmasını bilecektir. Bir harp olduğu zaman mümin sıkı durmasını bilecektir. Başına bir iş geldiği zaman fesada fitneye koşmayacaktır. Allah'a teslim olmayı öğrenecektir. Ve kendi kendisini öldürmek gibi, intihar etmek gibi bir musibete uğramayacaktır. Böylece ruhen kıvama gelecektir. Ruhen, aklen, iradeten, bütün melekeleriyle, bütün kabiliyetleriyle, bütün karakterleriyle oruç tutan mümin kıvama, kemale gelecek, mükemmel olacak. Böylece hayata karşı oruçtan istihane etmiş olacak. Oruç tutmak suretiyle hayata intibak edecek, hayata intikal edecek, sağlam olacak ve bu vesileyle oruçtan istihane etmiş, istimdad etmiş olacak. Ve sonra namaz. Görüyorsunuz ki Ramazan ayı aynı zamanda namaz ayı olarak da tecelli ediyor. Zaten mevzumuz namaz idi. Bir mukaddime yapmak suretiyle şimdi o mevzuya bütün hadisatı da içine alacak şekilde o mevzuya, o konuya devam edeceğiz. Efendiler, görüyorsunuz ki Ramazan ayında namazda bir artma oluyor. Namaz artıyor. Namaz ibadetine de bir ilave yapılıyor. Teravih namazı. Teravih namazı yalnız Ramazan'a mahsustur. Demek ki namaz ne kadar ehemmiyetlidir ki Ramazan ayında oruçla iktifa etmeyip Cenab-ı Hak bir de teravih namazı diye 20 rekatlı bir namaz daha ortaya koyuyor. 20 rekat bir namaz daha ziyade oluyor, artıyor ve mümin böylece
hem oruç tutmak suretiyle, hem namaz kılmak suretiyle istaînû bis-sabri ve's-salâ ayetinin tecelliyatına bütünüyle mazhar oluyor. İnne Allâhe me'as-sâbirîn. Allah ibadet etmek için her türlü sıkıntıya sabırla karşı koyan, sabreden, tahammül gösteren bir müminle, bir Müslümanla, Müslüman topluluklarla Allahu Teala beraberdir. Onun inayeti, onun hidayeti, onun rahmeti, Allah'ın bütün tecelliyatı müminlerle, sabrı sebat eden Müslümanlarla beraberdir diyor Cenab-ı Hak. Netice oraya bağlı. 20 rekat teravih namazı kılmak suretiyle Ramazan ayında yeni bir namaz meydana geliyor. Yeni bir ibadet, namaza bir ilave, namazda bir ziyadelik meydana geliyor. Demek ki namaz her ibadetin başı, her kulluğun başı, Allah'a yönelişin en müstesna bir nizamı. Namaz. Dikkat ederseniz oruç tutmak için sahura kalkmadan önce, sahur, birinci sahura kalkmadan önce teravih namazı kılınıyor. Teravih namazı oruca başlamadan evvel geliyor. Yine iş ibadetle ve namazla başlamış oluyor. Namazla başlamış oluyor. 20 rekat olmasının hikmeti de biliyorsunuz bir Müslüman, mükellef olan bir Müslüman vitir namazıyla beraber, Hanefi mezhebine göre söylüyorum, vitir namazıyla beraber 20 rekat farz namaz eda ediyor günde. 20 rekat farz namaz. Vitri vacibi de sayarsanız 20 rekat eder. 2 rekat sabah namazının farzı. 4 rekat da öğle namazının farzı. 4 rekat da ikindi namazının farzı. 3 rekat da akşam namazının farzı. 4 rekat da yatsı namazının farzı. Böylece 17 rekat ediyor. 3 rekat da vitri vacibi sayarsanız 20 rekat. Farz namaz. Bunun yanında Resul-i Zişan Ahmed-i Mahmud-i Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hanefi mezhebinin sistemi içinde 20 rekat da sünnet namazı ortaya koymuş bulunuyor. 2 rekat sabah namazının sünneti. 6 rekat öğle namazının sünneti. 4 rekat ikindi namazının sünneti. 2 rekat akşam namazının sünneti. 6 rekat da yatsı namazının sünnetini sayarsanız 20 rekat da sünnet meydana gelir. 20 rekat farz, 20 rekat sünnet. Böylece günde 40 rekat Müslüman namaz kılmış oluyor. Her gün bu devam edecek. Ramazan ayı gelince o farzı takviye için 20 rekat sünnetin yanına Ramazan'da bir 20 rekat da teravih namazı ilave olunuyor. Takviye geliyor, tekbile geliyor. Ramazan boyunca bu namaza devam edilecek ve bu namazın hikmeti üzerinde, sırrı üzerinde Müslüman sebat edecek ve sımsıkı duracak. Oruç tutan bir Müslümanın teravih namazına gelmemesi akıl alacak şey değildir. Teravih namazı kılmaması büyük bir felakettir. Her akşam oruç ibadetinin bir şenliği, bir merasimi, bir saadeti halinde Müslümanların omuz omuza kıldıkları teravih namazına katılmayan Müslüman bilsin ki orucunun sevabını, orucunun faziletini tamamen kaybetmiş bulunuyor. Yitirmiş bulunuyor. Teravih namazıyla takviye edeceksin, tesgid edeceksin ve bu muazzam ibadetle Ramazan'ı savmu salat ile beraber yürüteceksin. Bir de kulağımıza geliyor bazı yanlış düşünen kardeşlerimiz tarafından kulağımıza gelen bir şey daha var. O da ben oruç tutarım fakat namaz kılamam diyor. Oruç tutuyorum fakat namaz kılamıyorum. Yahut oruç tutsam da namaz kılmasam bir şey olur mu? Hani senede bir ay oruç olduğu için tutabiliyor. Veyahut da senede bir ay kolay geliyor neyse hevesleniyor etraftan şuradan burada. Ama günde 5 defa tekrar eden namazı kılmıyor. Oruç tutuyor.
kılmıyor da namaz kılmıyor. Şimdi burada çok ince bir felaket var. Çok ince bir dalalet var, rezalet var burada. Ey Müslüman, sana oruç tutmayı emreden kimdir? Allah-u Teala'dır. Aynı Allah sana namaz kılmayı da emrediyor. Sen bir olan Allah, sana bütün emirleri gönderen Allah'ın oruç ibadetini, oruç emrini yerine getiriyorsun da namaz emrini niçin yerine getirmiyorsun? Tevhid itikadına mutlaka aykırı bir hadisedir. Namazı da emreden Allah'tır, orucu da emreden Allah'tır. Aynı Allah'ın, bir tek olan Allah'ın, vahidul ehad olan Allah'ın bir emrini tutup öbür emrini tutmamak Allah'ı inkar etmek demek olur. Tevhid itikadına mutlaka muhalif bir hadisedir. Tevhide mugayirdir, tevhide muhaliftir. Tevhidi yok etmek manasına gelmektedir. Tevhid itikadı, aynı Allah'ın bütün emirlerine ittiba edeceksin. Aynı emirleri gönderen bir tek olan Allah'a ibadeti tamamı ve yekûnuyla düşüneceksin. Ayırmayacaksın, tecelli etmeyecek ve taksim etmeyeceksin. O bir tek amirdir. Allah amirdir, sen memursun. Allah haliktir, sen mahluksun. Allah hakimdir, sen mahkumsun. Allah razıktır, sen merzuksun. O emreder, sen emre ittiba edeceksin. Allah'ın bütün emirlerine ittiba edeceksin. Ben namaz kılmam ama oruç tutarım. Yahut oruç tutayım da namaz kılmayayım gibi bir felaket ve bir delalet hiçbir müminin başına gelmemesi lazım. Tevhide mugayir. Mümin muvahhittir, tevhid itikadına sahiptir. Tevhid itikadı demek bütün emirler bir tek kaynaktan. Bütün hükümler bir tek kaynaktan. Vahidül ahadden, o da Allahu samed olan, kul huvallahu ahad olan Allah'tan gelmektedir. Öyleyse namazı, orucu, zekatı birbirine ayıramazsın. Hepsi emirini tatbik edecek. İleride duracağız inşallah üzerinde. Bakınız Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu teala bir hadise üzerine ne söylüyor? Ebubekir Sıddık'ın zamanında devlet başkanıydı biliyorsunuz. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'dan sonra birinci İslam devlet başkanı Hazreti Ebubekir Sıddık olmuştu. Bunu bütün dünya bilmektedir. Onun zamanında, Ebubekir Sıddık'ın devlet başkanlığı zamanında meşhur bir kabile, büyük bir kabile reisleriyle beraber Hazreti Ebubekir'e geldiler. Dediler ki, ya emir el müminin, ya Ebubekir, biz 5 vakit namazı kılalım, senede 1 ay orucumuzu da tutalım, ömürde bir sefer Beytullah'ı da ziyarete gelelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diye şehadetle getirelim. Fakat zekat vermeyelim. Biz zekat vermek istemiyoruz dediler. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir'in tüyleri diken diken oldu. Ayağa kalktı dehşetinden ve aynen şöyle söyledi. Vallahi le ukatilenne men terreka beyne salati ve zeka. Namaz kılarım fakat zekat vermem diyen bir kabileyi teker teker vallahi öldüreceğim dedi bu Bekir. Öldürürüm dedi. Mutlak öldürürüm. Allah'ın emirleri tebrik edilmez. Tevhid edilir. Tevhid. Aynı vahdet kaynağından gelir. Vallahi le ukatilenne men terraka beyne salati ve zeka. Zekatla namazın arasını ayıran, tevhidi parçalayan insanlarla ve kabilelerle harp edeceğim, hepsini öldüreceğim diyor. Ne zannediyorlar? Sakın ha, ben oruç tutarım, namaz kılmam gibi bir söz Allah'ı inkar eden bir sözdür. Derhal o insan idam edilip öldürülür. Tevhidi mahvetmiştir. Tefrikaya düşmüştür. Tevhid itikadını imha etmiştir bu adam. İsta'inu bis sabrı ve salah. Sabırla, oruçla Allah'tan yardım isteyiniz. Oruçlu bir müminin içinde bulunduğu halet-i ruhiye, Allah'a en yakın bir halet-i ruhiyedir.
tıpkı melekuti bir manzaraya, melekuti bir sükunete bürünmüş bir insan, elbette Allah katında duaları makbul olan, uhrevi bir sükunetle iftar saatini bekleyen bir müminin makbuliyeti mutlaka tecelli edecektir. Şimdi namazla Allah'tan istiane ediniz mevzuna, namaz kılmak suretiyle bütün meşakkatlerinizi, bütün zorluklarınızı ve zahmetlerinizi namaz kılmak suretiyle yeniniz, Allah'tan istiane ediniz, istimdad ediniz. Ayet-i delilesine bir iki İslam tarihinden misal vermeden geçmeyeyim. Müminler, cemiyetimiz, memleketimiz gittikçe Allah'tan uzaklaşıyor, görüyorsunuz. Her gün yetişen nesil Allah'tan uzaklaşmaya başlıyor. Her gün biraz daha bu uzaklığı yenmek lazım. Neslimizin Allah'tan uzaklaşmasını durdurmak lazım. Bir ölçüde durdurmak lazım. Yavaşlatmak lazım. Ramazan-ı Şerif Allah'tan uzaklaşanları Allah'a çekmek, Allah yoluna çekmek için en büyük vesile olarak, büyük bir sebep, büyük bir vasıta olarak geliyor. Bütün gücümüzle neslimize ve nefsimize sahip çıkmalıyız. Kadınlarımıza, kızlarımıza sahip. Dinimizi mutlaka yaşamalıyız. Dinimizi yaşamak için karar vermeliyiz. Hiçbir kimsenin emrini ve yetkisini dinimizin üstünde tutmamalıyız. Buna karar vermek lazım. Buna hazmetmek lazım. Bunu bütün varlığımızla irade etmek lazım. O zaman Cenab-ı Hak elimizden tutacak ve bütün zahmetleri, belaları, meşakkatleri, anarşizmi, komünizmi bir hamlede yenmek imkanı bulunacak. Şimdi görünüz. Ebu Hureyre radıyallahu teala anh anlatıyor. Ebu Hureyre'yi dinliyoruz. Ebu Hureyre ne büyük sahabi, ne büyük insan. Diyor ki: "Lemma ba'asen nebiyyü sallallahu teala aleyhi ve sellem el-Ala ibn Hadrami ilel-Bahri." Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hadrami ismindeki sahabiyi, Hadrami, o da muazzez bir sahabi. Hadrami ismindeki bu mübarek ve muazzez sahabiyi Bahreyn'e gönderiliyor. Kumandan olarak Bahreyn ülkesine gönderdi. Hani Bahreyn, Katar, Kuveyt emirlikleri var ya, meşhur bölgeler. Bugün dünya petrolünün büyük ekseriyetini çıkaran bölgeler. Bahreyn, Katar, Kuveyt, o civarlara. Hadrami'yi Bahreyn'e gönderdi Resulullah. Fetebe'tühü, ben de onlara tabi oldum. Ben de o askerlerin arasındaydım. Hadrami'nin kumandanlık ettiği askerlerin arasındaydım diyor Ebu Hureyre. Dikkat! Feraheytü minhu hısal. Öyle alametler, öyle zaferler gördüm ki diyor Hadrami'nin üzerinde. Ve şunları zikrediyor. Bakınız. İndeheynâ ilâ şâtı'il bahr. Denizin kıyısına geldik. Denizin Basra körfezi. Büyük bir deniz. O denizin kıyısına, sahiline geldik diyor Ebu Hureyre. Askerler, ordu, başta kumandan Hadrami var. Geldik denizin kıyısına. Ne yapacaktık? Develerimizle, atlarımızla beraber gelmiştik diyor. Düşünün, denizin kıyısında develerle ve atlarla bekliyorlar. Ne yapacaklar? Hadrami emretti diyor, buyurdu ki: "Semmullah vaktahimu, çekin besmeleyi, çekin besmeleyi, denizin üzerinde dümdüz yürüyün" dedi diyor. Yürüyün, besmeleyi çektik, vallahi yürüdük, karşıya geçinceye kadar o denizin suyu develerimizin ayaklarının alt kısımlarını bile ıslatmamıştı. Hiçbir şeye uğramadan karşıya geçtik. Sahabeye bakınız. Dönüşte onunla birlikte bir çölden geçiyorduk diyor Ebu Hureyre. Bir çölden geçiyorduk. وَلَيْسَ مَعَنَا مَعَنْ Hiçbir su, bir damla su yanımızda yoktu. Yanımızda bir damla su kalmamıştı. Çölün ortasındaydık diyor Ebu Hureyre. Hazreti Muhammed'in ashabı bunlar. Onun arkadaşları ve her şeyleriyle o yola, o
sofrasında وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ yanımızda bir damla su kalmamıştı. فَشَكَوْنَا اِلَيْهِ derhal kumandan Hadrami'ye çıktık. Dedik ki bir damla su yok. Asker, ordu susuzluktan kahroluyor. Bir damla suyumuz kalmadı ey Hadrami. Ne diyeceksin deyince derhal kenara çekildi. فَسَلَّا رَكْعَتَيْنِ İki rekat namaz kıldı diyor Ebu Hureyre. Derhal namaz. Meşakkatin başında, zorluğun başında, felaketin başında, mihnetin başında, belanın başında derhal namaza duruyor. İki rekat namaz kıldı. Sümme deha, sonra Allah'a şöyle dua etti diyor. Öyle bir dua etti ki, feizâ sehâbetün hislet kürsi, birdenbire fırıl fırıl olan gökyüzünde, çölün ortasında kalkan gibi bir bulut meydana geldi. Bir bulut gelip hazır oldu diyor. Ve öylesine o buluttan su, yağmur aktı ki bardaktan boşanırcasına harıl harıl çölün ortasına yağmur boşandı diyor Ebu Hureyre. Fesekeyna ve stekeyna. Doya doya o sudan içtik. Bütün malzemelerimizi, bütün kaplarımızı da o suyla doldurduk diyor. Sonra وَمَاتَ kumandan Hadrami nihayet takdir-i ilahi vefat etti ve onu فَدَفَنَّاهُ فِرَّنِ bir kumun içine gömdük diyor. Kumun içine, kumların derinliğine defnettik, gömdük. Ayrılıp biraz yürüdükten sonra yırtıcı hayvanlar gelir de Hadrami'nin cesedini parçalarlar diye geri geldik. فَرَجَعْنَا اِلَيْهِ فَلَمْ نَرَحْ yani fil kabir. Geldiğimizde gömmüş olduğumuz kabirde o kumların içerisinde o cesedi bulamadık. Allah-u Teala onu oradan vallahi kaldırmıştı diye bu hüreyle. Sahabeye bakınız. Onların kıldığı namaza bakınız. Ellerini açtıkları zaman hiçbir şey aşağıya düşmemek şuurunu ve iradesini gösteremiyor. Her şey ellerine ve ayaklarına geliyor onların. Bu vadide demek ki mümin bütün şuuruyla, bütün eczasıyla, bütün aksamıyla Allah'ın divanına durup mükemmel namaz kıldığı zaman yenmeyeceği hiçbir meşakkat yok. Bu iman ortaya çıkıyor. Bu hüküm ortaya çıkıyor. Kardeşlerim, eğer bugün bir zafiyet içerisinde bulunuyorsak, bir avuç komünist ve anarşist bütün memleketin huzurunu kaçırıyorsa, Müslümanları korkutuyorsa, hadde düşürüyorsa, bizim Allah katında acizliğimizden, mükemmel namaz kılamayışımızdan ve Allah'a tam manasıyla kul olamadığımızdan gelmektedir. Bunu iyi kavramak lazım. Yoksa işte İslam tarihi bütün safahatıyla meydanda, bütün sahneleriyle meydanda. Bir sahne daha arz edeyim. Hazreti Enes radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Enes de büyük bir sahabi biliyorsunuz. Ve Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama 10 yıl hizmet etmiş bir sahabi. Hazreti Enes diyor ki, o anlatıyor. Sağlam kaynaklar içerisinde şunu anlatıyor. Cehheze Ömer İbnül Hattab ceyşen. Hazreti Ömer devlet başkanıyken, halifeyken bir ordu hazırladı diyor. Bir ordu İslam dinini yaymak için, şirkin önüne, küfrün önüne geçmek için, yeryüzü insanlığını, insanlarını Müslüman yapabilmek için bir asker cihaz etti. Asker hazırladı. وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ الْعَلَى اِبْنِ حَدْرَمِ Onların başına yine demin anlattığım Hadrami ismindeki mübarek sahabiyi kumandan tayin ettiriyor. Hadrami'yi Hazreti Ömer yine kumandan tayin etti. Fekale Enes. Enes şöyle devam ediyor. Orduda ben de vardım diyor Enes. Hazreti Ömer'in hazırladığı orduda Hadrami'nin kumandan olduğu orduda ben de vardım. Savaş meydanına vardığımız zaman bir düşman bizim geldiğimizi haber almış,
kaçarlarken suları kullanılmaz hale getirmişlerdi. Düşman kaçarken bütün suları kullanılmaz hale getirmişlerdi diyor. Havada son derece şiddetli sıcaktı. Sıcaktan nefes alınmıyordu diyor Enes Hazretleri. Ve cehden el ataş ve devabina. Biz ve hayvanlarımız, develerimiz, atlarımız susuzluktan adeta mahvolacak hale gelmişti diyor. Susuzluktan yanıp yakılıyordu. Biz ve hayvanlarımız adeta helak olacak bir noktaya gelmiştik. وَذَٰلِكَ يَوْمُ الْجُمَعَ O gün de Cuma günüydü. O gün de Cuma günüydü. فَلَمَّا مَالَتِ الشَّمْسِ لِغُرُوبِهَا Güneş batacak noktaya geldi. Yavaş yavaş meylediyor, batmaya doğru gidiyordu güneş. صَلَّا بِنَا رَكْعَتَيْنِ Kumandan Hadrami bizi arkasına aldı, iki rekat bize namaz kıldırdı diyor. Bize namaz kıldırdı. Hemen namaza duruyor. Şikayet yok, şükür var. Naz yok, niyaz var. Ayrılmak yok, birleşmek var. Parçalanmak yok, darılmak var. Hemen namaza duruyor. Hemen cemaate imam oluyor. İki rekat namaz kıldırıyor Kadrani. Sümme medde yedehu ile sema. Sonra ellerini gökyüzüne kaldırdı Kadrani. Ellerini semaya kaldırıp dua etti. وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ شَيْئًا Gökyüzünde hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey bulunmuyor, görünmüyordu. فَوَاللّٰهِ Enes yemin ederek söylüyor. فَوَاللّٰهِ مَا حَتَّ يَدَهُ حَتَّى بَعَثَ اللّٰهُ رِيحًا Daha Hadrami ellerini yere indirmeden Cenab-ı Hak öyle bir rüzgar gönderdi ki وَاَنْشَهَ سَحَابًا Öyle bir bulut meydana getirdi ki فَاَفْرَغَتْ حَتَّى مَلَاتِ الْغُدُرُ Öyle yağmur boşandı, öyle yağmur döküldü ki bütün dereler, bütün çukurlar ağzına kadar suya doldu diyor. Şu kuvvete bakınız, namazdan istihaneye bakınız, namazın onlara verdiği kudrete bakınız, namazın onlara verdiği mülkiyete bakınız, namazın onlara verdiği hürriyete bakınız. Namaz kılan insan hürriyetini veremez, namaz kılan insan köle olamaz. Namaz kılan insan asla esir olamaz. Namaz kılanlara kimse hükmedemez. Hakiki namaz kılanlara hiçbir kimse hükmedemez. Görüyor musunuz namazın halini? Namaz kılan bir topluluğa komünizm hakim olabilir mi? Namaz kılan bir topluluğa anarşizm hakim olabilir mi? Namaz kılan bir topluluğa gayrimüslim bir idare hakim olabilir mi? Enes devam ediyor. Sümme eteyne aduvvena, sonra düşmanla karşı karşıya geldik diyor. Düşmanla karşı karşıya geldik. Vakat cavazu halicen fil bahr. Öyle kaçmışlardı ki denizi geçmek suretiyle bir körfeze çıkmışlardı diyor. Denizi geçmişler ve karşıya geçmişlerdi. Basra körfezinde bir adaya geçip gitmişlerdi düşmanlar diyor Enes. Tevekkafe alel halici ve kale ya aliyyü ya azim ya halim ya kerim. O denizin kıyısına biz de geldik. Kumandan Hadrami ellerini açtı. Ey azim olan Allah, ey halim olan Allah, ey kerim olan Allah, ey büyük olan Allah diye öyle bir dua etti ki ellerini indirdikten sonra sümme kale ezizu bismillahi şimdi ey askerler dedi diyor besmele çekin bismillahi diyerek atlarınızı ve develerinizi denize doğru sürün ve devam edin dedi diyor fe ezezna biz de denizi aynen bu şekilde geçtik vallahi ma yedillil ma'u havatire devabbina karşıya geçinceye kadar develerimizin ve atlarımızın ayaklarının altı bile ıslanmayacak kadar suyun zararı bize dokunmadı diyor. Denizin zararı dokunmadı. فَاَصَبْنَ الْعَدُوَّ عَلَيْهِ Düşmana isabet ettik. Düşmanla karşı karşıya geldik. Muharebe başladı. فَقَتَلْنَا Onlarla mukatele ettik. Onları öldürdük. Çoluk çocuk ne varsa hepsini esir olarak
aldık geri döndük diyor Hazreti Enes. Kılınan namaz, bize kıldırdığı iki rekat namaz, bütün düşmanı, bütün denizi, bütün sahilleri yenmemize kafi geldi. Allah bu imkanı ve bu kudreti bize lütfu ihsan eyledi diyor. Namaz deyip geçmeliyiz kardeşlerim. Ya eyyühellezine aminüsteinu bis sabrı ve sara. İnnellâhe ma'as sabirin. Görüyor musunuz? Allah sabredenlerle, namaz kılanlarla, oruç tutanlarla beraber olduktan sonra, onun verdiği kudret olduktan sonra kim karşısında durabilir insanı? Bütün bunlar gösteriyor ki mümin kardeşlerim, namazla ancak Allah'a kul olunabilir. Ramazan orucu tutmak suretiyle ancak Allah'ın terbiyesine girilebilir. Allah'ın rızasına ve rahmetine ancak nail olunabilir. İşte bu ayet-i kerimeyle ve bu misallerle اِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ayet-i kerimesindeki manaları, izahları daha açık bir şekilde görmüş oluyoruz. Bu nokta üzerine daha durarak dersi daha fazla uzatmayayım. Biliyorsunuz her sene Ramazan-ı Şerif 10 gün evvel gelmek suretiyle yeryüzüne şeref getiriyor. Her sene 10 gün evvel. Buna bütün alem şahit. Allah-u Teala'nın kurduğu sistem ve nizam böyle. Cenab-ı Hak Ramazan orucunu güneşe bağlamamış. Güneşle hiç alakası yok orucu ve Ramazan. Ramazan orucunu kamere, yani hilale, aya bağlamış. Ayın deveranına. Vel kamere kadderinâhu menâzile hatta âdekel urcûnül kadîm. Allah-u Teala öyle buyurmuyor mu? Biz kamer için, ay için semada, gökyüzünde değişik menziller takdir ettik. Devri daimi var ayın. Bundan dolayı kameri sene ile şemsi, yani güneşe bağlı olan senelerin müddeti değişiktir. Güneş senesi 365 gündür. Kamerin senesi, kameri sene 354 gün devam etmektedir. 10 gün, 15-11 gün mutlaka farklıdır. Cenab-ı Hak orucu ve Ramazan'ı kamere, aya bağlamıştır. Her sene 10'ar gün evvel gelmek suretiyle geriye doğru gitmektedir. 36 sene oruç tutan bir Müslüman her sene 10 gün evvel gelmiş olması sistemine göre ne olacaktır? Bütün senenin her mevsiminde oruç tutmuş olacak. 36 sene oruç tutan bir Müslüman dönüp geriye baktığı zaman bütün senenin her mevsiminde, 4 mevsiminde de oruç tuttuğunu görecektir. Yaz ayında oruç tutmuştur Müslüman. Kış ayında oruç tutmuştur. Sonbaharda oruç tutmuştur. İlkbaharda oruç tutmuştur. 4 mevsimi dolaşmıştır. Uzun günleri görmüştür. Sıcak günleri görmüştür. Soğuk günleri, kısa günleri görmüştür. Açıkta oruç tutmuştur. İçeride hasıl bütün meşakkatleri, bütün sıkıntıları, bütün musibetleri görmüş, göğüs germiş ve 4 mevsimde Allah'a teslim olmayı öğrenmiştir. Orucun her sene 10'ar gün evvel gelmesinin ve kamere bağlanmasının sebebi hikmetlerinde birisi bu. Daha kim bilir ne sebepler var, daha kim bilir ne hikmetler var. Ama en belirgin, en dikkate şayan olan tarafı Müslüman böyle her sene 10 gün evvel başlaya bütün senelerde, bütün mevsimlerde, yazın, kışın, ilkbahar, sonbahar, bütün zamanlarda oruç tutmak imkanını buluyor. Her devri görüyor, her zamanı görüyor, her meşakkate giriyor, her zahmeti görüyor. Adeta bütün cihanın zahmetlerini, bütün cihanın zorluklarını görerek bir cihan askeri, bir cihan insanı haline geliyor. Ne güzel hikmetleri var, ne güzel sebepleri var. Bütün bu sebepleri anlayamayan, bütün bu hikmetleri anlayamayan ve oruç tutmayan, tutamayan insan ne gafildir, ne cahildir ya Rabbi. Cenab-ı Hak bütün neslimizi, bütün mümin kardeşlerimizi Allah'a kul olmak şerefine eremeyen, Ramazan'ın gelişinden gidişinden haberi olmayan, açıkça meydanlarda Allah'a isyan eden insanlardan eylemesin inşallah Teala. Kardeşlerim, Ramazan'da bol bol
namaz kılmak suretiyle Allah'a kul olduğumuzu ispat ettiğimiz gibi, oruç tutmak suretiyle Allah'a kul olduğumuzu ispat ettiğimiz gibi, aynı şekilde her gün ve gece Kur'an okumak suretiyle de Allah'ın kulu olduğumuzu ispat etmeliyiz. Ramazan çünkü aynı zamanda Kur'an ayıdır da, Kur'an mevsimidir de. Ve herkes gücüne göre, talimatına göre, malumatına göre bütün imkanlarını toplayarak Ramazan boyunca her gün bir cüz okumak suretiyle Ramazan'ın hitamına sonuna kadar Kur'an'ı hiç olmazsa en azından bir sefer hatim etmelidir. Bir sefer hatim yapmalıdır. Kendisi yapamıyorsa, okumayı bilmiyorsa ki bir Müslümanın Kur'an'ı okumasını bilmemesi kadar, Allah'ın kitabını açıp da okumayı bilmemesi kadar bir felaket olamaz. Bilemiyorsa bir hafız vasıtasıyla camide okunan mukabelelere katılmak suretiyle, kulaktan dinlemek suretiyle hiç olmazsa Ramazan'da yine bir hatim yapmalı ve bir hatimi ikmal etmeli, o hatim meclisinde mutlaka bulunmalıdır. Böylece Kur'an ziyafeti, namaz ziyafeti, oruç ziyafetiyle Allah'a bütün bir Ramazan ibadet etmenin zevkine, şevkine ve lezzetine mutlaka ermeliyiz kardeşlerim. Ve bunları yaparken, kendi nefsimizi bunlara zorlarken nesillerimizi de zorlamalıyız. Camiye gelirken, teravih namazına giderken çocuklarımızı da mutlaka getirmeliyiz. Sahur için, yemeğe kalkarken, sahura kalkarken mutlaka çocuklarımızı da kaldırmalı ve alıştırmalıyız. Sahurla, sofrayla, Ramazanla ve her husustaki ibadetlerle yavrularımızı mutlaka tanıştırmalıyız. Çekmeliyiz, getirmeliyiz, göstermeliyiz. Onlara da Allah'ın müstesna olarak arşa emanet ettiği Ramazan'dan bir haz ve bir lezzet vermeliyiz. Onları ihmal etmeyelim. Ve mutlaka, mutlaka yavrularımıza Ramazan boyu Kur'an okumanın zevkini aşılamalıyız. Kur'an okumanın tadını vermeliyiz. Kur'an okumak ve okutmak için nesillerimizle ve etrafımızla mutlaka mücadele etmeliyiz. Sükût edip durmayalım, gayret gösterelim, zamanımızı değerlendirelim ve 30 gün yahut 29 gün neyse bu mübarek terbiye ayında nefsimizi ve neslimizi Allah'a yaklaştıralım. Kahvehanelerde ve bir takım uygunsuz yerlerde oruçlu oruçlu gıybet etmeyelim. Yalan söz konuşmayalım. Harama göz dikmeyelim. Harama el uzatmayalım. Harama doğru yürümeyelim. Ve bütün azamızla, bütün eczamızla, bütün aslamımızla külliyen oruç tutalım. Sadece aç kalmak değil, aynı zamanda gıybet etmemekle, yalan söylememekle ve bütün haramlardan sakınmak suretiyle mükemmel Ramazan'ı değerlendirelim ve Allah'ın kulluğuna kabul olunmamızı her akşam iftar yemeğine başlamadan yalvararak Mevlamızdan talep edelim. Cenab-ı Hak böylece tutmakta olduğumuz oruçları, kılmakta olduğumuz bütün namazları, yapmakta olduğumuz bütün hayr-ı hasenatı dergahında kabul ettiği hayra, hasenata, namaza ve oruca idhal ve ilhak eylesin inşallah. Böylece Allah nasip ederse gelecek dersimize Ramazan ile alakalı oruç tutmaya mani olan sebepleri, oruç tutmak isteyenlere zorluk ve zahmet verenlerin felaketini ifade eden noktalarla yine namaza taalluk eden ve İslam tarihinden mühim misallerle mevzuya devam edeceğiz. Akın akın her taraftan buraya kadar gelen mümin kardeşlerimi Cenab-ı Hak cennetiyle ve cemaliyle tavdif eylesin inşallah. Kardeşlerim, mümkün olduğu kadar ve zamanımızın ve zeminimizin yettiği ve yetiştirdiği kadar Cami-i Şerif'in içinde sükunetle oturmaya,
sükunetle girip sükunetle çıkmaya gayret edelim. Allah'ın evindeyiz. Allah'ın evinden çıkmaktayız. Yahut Allah'ın evine girmekteyiz. Bütün dikkatlerimizi toplamalıyız. Gürültüsüz, münakaşasız, gıybetsiz, dedikodusuz, gürültüsüz bir şekilde camiye girişimizi ve çıkışımızı mutlaka kontrol edelim. Sizden bunu ısrarla istirham ediyorum. Bir takım müfsitlerin, münkirlerin, yabancıların, şirret erbabının hiçbir sözüne kulak vermeyelim. Biz Müslümanız, Allah'a kuluz, kimseye kulluk etmeyeceğiz. Ona söz vermiş bulunuyoruz. Kimseden korkumuz yok, kimseden endişemiz yok. Fitneye, fesada hiçbir şekilde meydan vermeyeceğiz. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi eksiklerimizi ikmal eyle. Ya Rabbi bizi kulluğuna kabul eyle. Ya Rabbi bizi Habibinin ümmetliğine lütfen kabul eyle. Ya Rabbi tuttuğumuz oruçları makbul eyle. Kıldığımız namazları mübarek eyle. Amellerimizi, seyyiatımızı hasenata tebdil eyle ya Rabbi. Görünür görünmez, bilinir bilinmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, hasetlerden, şehvetlerden, şeytanlardan, her türlü felaketlerden, İçimizdeki ve dışımızdaki düşmanlardan, anarşizmin ve komünizmin kahredici işgalinden ve istilasından cümlemizi Ramazan hürmetine muhafaza eyle ya Rabbi. İçimizde ve dışımızda her taraftan ümmeti Muhammed'i rahatsız eden komünistleri ve bütün anarşizmi kahru perişan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Müminleri aciz bırakma ya Rabbi. Amin. Müminleri mahcup etme ya Rabbi. Amin. Müminleri mahcup etme ya Rabbi. Amin. Müminleri mağlup etme ya Rabbi. Amin. Cümlemizi her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. İkrar ve iman ile kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu muazzez cemaatimizi fitneye ve fesada düşürme ya Rabbi. Şeytana ve şerre uğratma ya Rabbi. Böyle her defasında toplanmayı aşk ile ve şevk ile vaaz-ı nasihatları dinleyerek ve neticede hasıl olan hükümleri ömür boyu tatbik etmeyi nasip eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen kadın erkek bütün mümin kardeşlerimi uzaktan yakından sadece Allah için, sadece İslam için gelenleri ya Rabbi mahşer günü şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة